Günaydın sayın takipçiler. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün şişme botumla yeni Oslofjord'dayım. Yeni takımım var. Yeni olta ve olta makinesi. Bir de şunu taktım. Bu olta tutucu. Ama bunu tam takamadığım için bunu biraz yapıştırmam lazım daha iyi. Çünkü düşmek üzere, düşebilir yani. Herhalde Japon yapıştırıcı kullanmak lazım. Bir dahaki seferde yaparız. O yüzden bunu fazla kullanmayacağım. Oltamı, yepyeni oltamı yitirmek istemiyorum. Hava bugün biraz sisli gördüğünüz gibi. Ama fazla soğuk değil. Eylül ayı olmasına rağmen havalar daha fazla donmadı. Normalde mesela Ekim ayına yaklaştık mı havalar soğur. Ama hala 15-16 derece var havada. Sular da fazla soğuk değil. Belliyim yaklaşık 10-12 derece falan. Yani alabalık için ideal bir derece. Bugün amaç tuzlu su alabalığı veya levrek. Bu bölgede çok levrek bulunuyor. Son 30 yıldır Norveç'te levrek var. 30-40 yıldır. Ondan önce Norveç'te fazla levrek yoktu. Yani balıkçılar falan rapor etmiyordu. İklim değişikliğinden dolayı ve işte suyun derecesi yükselmesiyle levrekler Akdeniz'den buraya doğru gelmeye başladı. Buraya çekilmeye başladı. O yüzden o yönden şanslıyız. Normalde Akdeniz bir balığı levrek. Burada başka alabalık var. Burası tanınmış bir tuzlu su alabalık bölgesi. Ve somon bölgesi. Ama somon için biraz açılman lazım. Ona göre de işte teknem, botum yok. Motoru tabii yetmiyor. Geçen bölümde gördüğünüz yolda kaldık. Ortada kaldık. Ve kürekledik. Yanımda kürek de yok. O yüzden fazla açılmak istemiyorum. Ama yakalayabilirsek tabii şanslıysak somon da. Somona hayır demem yani. Somon biliyorsunuz çok lezzetli bir balık. Norveç neyle ünlü? Somonuyla değil mi? Rastgele diyelim. Güzel bir bölüm olacak. Keyifli bölüm olacak. Hadi iyi seyirler. Bunlar trolling ekipmanı. Sadece kancalar tabii. Daha yemler falan var da. Bunları yemin kafasına takıyorsun. Tabii canlı yem. Böyle geçiriyorsun bu şapka gibi. Size birazdan göstereceğim. Kancalar da var böyle. Bunlar biraz daha balık, büyük balık, yem balıklar için. Bu arada çok sisli olduğu için gemi korna çalıyor. Anons falan yapıyorlar. Belki de çarpmış mı? Bir şey mi olmuş? Sabahtan beri anons yapıyorlar. Korna çalıyor. Umarım bir şey yoktur. Sonra haberlere bakmak lazım. Evde böyle bir takım hazırladım ben. Bunun Norveççesi trolling şapkası. Buna balığı geçiriyorsun böyle. Bu biraz küçük yem balığı. Sonra diş çöpünü alıyorsun. Delikten geçiriyorsun böyle sabitleştirmek için tabii. Kalsın diye öyle. Ama biraz yumuşak bu. Buzluktan çıktı. Kırılabilir. Yırtılabilir. Artık duruyor görüyorsunuz. Ama sabit olmadığı için ben buna şeyi saracağım. Size göstereceğim birazdan. Böyle esnek ip var. Esnek iple bunu sabitleştirmek lazım böyle. Şöyle size iyi göstereyim. Bunu iki taraflı yaparsak mesela şöyle. Böyle daha iyi. Ve bağlarsak. Duyuyorsunuz arkadaşlar sabahtan beri tekne çene yapıyor. Şey de olabilir yani tam olarak bilmiyorum. Ben gemici değilim. Yani sis olduğu için diğer tekneler duysun görsün diye olabilir ama
Yani şimdiye kadar bu kadar anons yaptığını ve korna çaldığını ilk defa duyuyorum. Biraz ilginç. Umarım şey yoktur yani daha az önceki dediğim gibi. Kazalar zaten, gemi kazaları, tekne kazaları böyle havalarda oluyor. Kayalara falan çarpıyor. Ha işte görüyorsunuz. Çok yumuşak olduğu için hem yırtıldı. Fazla sıkmamak lazım ama. Sonra antçapari ile yem yakalamaya çalışacağım. Yakalarsak taze yem tabii 10 kat daha iyi bundan. Hem de daha sert olur. Ama şimdilik böyle yapalım. Tam istediğim gibi olmadı. Biraz biraz şapka büyük geldi ama neyse. En azından kokusu var. Balık bunu görünce tam olarak ne olduğunu anlamıyor. Ama tabii kokusu geldiği için yine ısırır. Deneyelim artık şansımızı. Bugün trolling takımı var. Bu ağırlık 5 gramlık paravan diyorlar buna. Trolling paravanı. Flasher var. Bu motoru çalıştırınca da dönecek suyun içinde. Güzel yankı yapacak. Ama bu güneşli değil, fazla yankı yapmaz ama yine de çalışır bu. Sarı taraf en azından. En altta da az önceki gösterdiğim şapka var. Bunu şimdi atacağım. Arkadan sürükleyeceğim. Trolling yapacağız. Tutmak lazım onu, tam sabit değil. Çıkacak diye korkuyorum. Yani çıkarsa zaten olta takımı çok pahalı. Bu da pahalıydı. Norveç'te biliyorsunuz fiyatlar biraz yüksek. Aha çekiyor arkadaşlar. Balık var herhalde. Sanki balık var arkadaşlar. Aha. Bir şey geliyor. Balık geliyor herhalde arkadaşlar. Bir şey var. Fazla ağır değil ama. Bir şey olduğu kesin. Bakalım ne gelecek. Balığın zevki de bu işte. Her zaman çok heyecanlı. Oh, bayağı bir ağır bir şey. Ne bu? Sanki kaçtı gibi. Herhalde uskumru ya. Yüzeyde bir şey var orada. Uskumru'ya benziyor. Sistem dolayı göremiyorum. Şey geliyor bakalım neymiş bu. Uskumru. Aa, ooo. Uskumru ama güzel bir fight veriyor görüyorsunuz. Ooo. Koptu olta. Aa. Nasıl olur arkadaşlar? 0.4'lük mono. Nasıl kopar ya? Hay Allah. Takım da gitti. Kısmet. Balığa devam tabi. Balığa da yazık oldu. O koskocaman kancayla flasher aldı gitti. Ağzına takılı. Balık ne yapacak? Büyük ihtimal ölür artık. Yani ben sadece takımı düşünmüyorum. Biraz da balığı düşünüyorum. Yazık oldu. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Hala şaşkınım ya. 0.4'lük mono nasıl kopar? Arkadaşlar yanlış bir şey mi yaptım? Hızlı mı çektim acaba? Yani biliyorsanız lütfen yorum yapın. Yani ya şanssızlık ya da bende bir hata var. Yani her gün yaptığım değil, bir şey değil bu trolling. İlk defa yapıyorum. Yani dediğim gibi yorum yaparsanız memnun olurum. Yani her zaman tabii öğrenmeye açığım ben. Yani o kadar da profesyonel değiliz. O yüzden öğrenmeye açığız. Biliyorsanız lütfen yorum yapın. Yeni bir yem taktım, sert yem. Bu levrek ve alabalığın favorisi. Rapala Husky Magnum. Açık renk tabii. Çünkü hava pek açık değil. Bugün güneşli değil. O yüzden açık renk lazım.
Hadi bunu atacağız artık. Bunu deneyelim. Bakalım inşallah bu sefer bu kopmaz. Bu yaklaşık 30-40 metre arkadan takip etmesi lazım. Yani tekneden korkmaması için, görmemesi için somon veya levrek. Şu an 80 feet, 90, 100. Tamam. Burada mekanizması var. Bu ses çıkması lazım. Onun zevki bu. Şu an iyi yer aldı, takip ediyor bizi. Bunu şu şekilde bırakalım. Bu da inşallah kopmaz. Oltada gitmesin bugün. Motorun hızını düşürdüm. Şu an yavaş yavaş kıyının etrafında, kıyıya yakın trolling yapıyorum. Burada fazla yosun falan da yok, takılmaz yani. Ama tabii dikkat etmek lazım, takip etmek lazım. Çünkü adaların etrafı her zaman yani kumlu ve alçak olduğu için takip etmek lazım. Yosunlar da oluyor. Rapala Husky Magnum'u çıkardım ve ilk kullandığım yöntemi kullanacağım. Bu biraz daha verimliydi. Pek beğenmedi herhalde balıklar Husky Magnum'u. Bunda en azından az önce uskumru kaçırdık. Takıldı yani. Bir daha deneyeceğiz. Var gibi. Bakayım. Şeyi unutmuşum. Bakalım ne geliyor. Küçük bir uskumru herhalde. Evet, küçük bir uskumru. İlk balığımızı yakaladık. Çok fena yakalanmış. Bu ta solungacına takılmış. Ama bu ne gösteriyor? Yani istediğimiz balık olmasa da bu yöntemin çalıştığını gösteriyor. Biraz daha güçlü motor olsa, daha hızlı gitsem bunlar takılmaz. İstemediğim balıklar takılmaz. Ama bu da güzel balık yani, en azından bir tane balık tuttuk. Renkleri güzel. Uskumrunun her zaman renkleri güzel. Bunlar tazeyken çok güzel oluyor. Ağza bakalım. Wow. Güzel balık. Şu eve bakın. Adam tam Norveç tarzı, böyle çatısında toprak ve çayır otlu ev yapmış. Ama villa tarzı. Yani burası zengin bölgesi. Diye villalar görüyorsunuz. Ama adam güzel dizayn yapmış yani. Demek ki adam milliyetçi. Adam tarihini, kültürünü koruyor. Zengin olmasına rağmen. Böyle bir şey yapmış. Gayet de güzel olmuş. Normalde bunları dağ evlerini yapıyorlar böyle çatısına. Adam da işte villasına yapmış. Olta tutarı çıktı. Bunu güzel bir yapıştırmak lazım. Bu böyle olmuyor maalesef. Biraz ıslanınca hemen çıktı bunlar. Yani sözde bunlar şişme botlar için. Yapışması lazım ama yapışmıyor işte. Yani böyle bir şey satıyorsan şişme bot için niye sağlam bir şey yapmıyorsun? En iyisi bunu evde eriteceğim. Makine var, eritme makinesi. Aynı saç kurutma makinesi gibi. Onunla eriteceğim, ondan sonra bir daha yapıştıracağım. Bu yapıştırıcı falan yapışmaz. Üstelik bir de Japon'la yapıştırıcı kullanmak lazım herhalde. Genelde 100 feet'e kadar sarkıtıyorum. Tamamdır. Biraz daha. Tamam. Şimdi şeyi de takalım, mekanizmasını. Bunu taktım mı? Bu ses geliyor. O ses zaten balık
çekmeye başladı mı balığın çekmesinin belirtisi. Güzel bir mekanizma. Balık var arkadaşlar herhalde. Motoru duyduralım. Balık var herhalde, bakalım. Fazla bir büyük balığa benzemiyor çünkü fazla ağır değil. Büyük ihtimalle yine bir küçük uskumru, bakalım ne gelecek. Eğer balıksa bir şeye takılmış olabilir. Evet, bir tane küçük uskumru görüyorum altta. Bu da güzel bir uskumru. Hadi gel arkadaşım. Görüyorsunuz, ikinci uskumrumuzu yakaladık. Bu uskumrular herhalde bu mekanizma bu takımı çok seviyor. İşe yarıyor. İşte dediğim gibi daha az önce biraz da oy. Uy uşağım. Bu arada oy de Norveççe bir kelime. Oy demek böyle amanım veya aman tanrım der gibi. Şöyle size göstereyim bu güzel balığı. Güzel bir uskumru. Fazla büyük değil ama lezzetli yani. Hiç balıktan daha iyidir. Bunların bir de solungacını kesmek lazım canlıyken, yani kalp atarken. Tabii ilk önce canını alıyorsun, kafasını vuruyorsun. Neyse, bu biraz yaşıyor, kafasına beynine sokalım bu. Beynine soktuk mu bunları zaten anında ölüyor. Solungaçtan kesmek lazım bir de. Bunları hemen karartmak lazım kalbi atıyorken. Çünkü bunların kan akmazsa sonra donunca lezzeti kalmaz. Yani benim fikrim bu. Bunu da ben tabii başka YouTube'cilerden öğrendim. Amerika'daki YouTube'cilerden. Yani en iyi yöntem de bence bu. Yani kan atmak. Yani en lezzetli, en taze balık istiyorsan kan atmak lazım. Aslında lezzetli bir balık uskumru. Ama işte bugün amaç o olmadığı için ve tekrar yemi yeniden takmak zorunda kaldığım için biraz uskumru tutmak sıkıcı oluyor ama yani en azından evimize boş gitmiyoruz. Dün Norveç'te tarihi bir gündü. 560 günden sonra pandemiden dolayı kısıtlamalar kalktı. Yani 560 gün boyunca burada kısıtlamalar vardı. 1 metre kuralı ve toplanmama kuralı falan vardı. Hepsi kalktı. O yüzden de sabah geldiğimde parti sesleri falan geliyordu evlerden. Mekanlar açıldı. Artık mesafe yok. Mesela restoranlara gittim mi yine orada da mesafe yok. Eskiden mesela kısıtlamalar varken yan yana oturamıyordum restoranlarda falan. Onlar kalktı. Tamamen hepsi kalktı. O yüzden artık herkes memnun, mutlu. Norveç'te aynı sanki savaş bitmiş, savaştan da kurtulmuş gibi bir neşe var. Yani insanlar her tarafta, sokaklara falan çıktı. Gerçekten çok güzel bir şey oldu yani. En azından en sonunda artık bu pandemiden kurtulmuş sayılıyoruz. Tabi etrafta, dünyada devam ediyor ama ve Norveç'te de devam ediyor ama herkes de aşı olduğu için, aşılandığı için hastalanmalar, ağır hastalıklar olmuyor. O yüzden Norveç işte hükümeti açmaya karar verdi. Ve artık tabi serbestiz. Yani Norveçler buna Zafer Bayramı diyor. İkinci Zafer Bayramı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir kısıtlama yoktu. Böyle kanunlar, kurallar yoktu. O yüzden de dediğim gibi Norveçler bunu bir zafer olarak görüyor. Gerçekten hepimiz çok mutluyuz. Sevgili takipçilerim, farkına varmışsınızdır. Benim videoların konuları değişik. Bazen balık avına çıkıyorum. Bazen bushcraft yapıyorum. Bazen ormanda yemek yapıyorum. Yani benim ilgi alanlarım değişik olduğu için, daha geniş olduğu için böyle yapmaya karar verdim. Sadece balıkçılık yaparsam diğer yaptığım şeyleri gösteremem.
O yüzden bütün ilgi alanlarımı göstermek istiyorum. Yani bushcraft'ı da dahil. O yüzden bazen balık bölümü atacağım ilerideki bölümlerde. Yani bu bölüm zaten balık bölümü. Bazen bushcraft bölümü, bazen de işte ormanda yemek falan. İlerideki bölümlerde videolarımı ben de cuma günleri veya cumartesi günleri atmaya çalışacağım. Zamanım olursa ayda 2 tane video atmaya çalışacağım. İlk video, aydaki ilk video balıkçılık olacak. İkinci video da bushcraft. Tabi bazen değişebilir ama amaç bu. Şu an rüzgar arttı ve dalgalar arttı. Çok tekne de var tabi, çok dalga yaratıyorlar. Başladığım yere gideceğim şimdi. Oradaki 2-3 tane ada vardı. Orayı turlayacağım. Merhabalar, bu ikinci deneme. Geçen sefer maalesef uskumrudan başka bir şey tutamadık ve motorun aküsü bitti. Geri dönmek zorunda kaldım. Bugün hava yine yağışlı maalesef. Az önce çok sağanak yağış vardı. Bayağı ıslandım. Malzemeler de ıslandı. Ama bugün takım konusunda biraz daha hazırlıklıyım. Yani bunları falan taktım artık. Güzel bir şekilde Japon yapıştırıcıyla yapıştırdım. Bunlar sağlam, bunlar tutar artık. İki tane oltam var. Birinci oltamda Rapala X-Rap Magnum var. Bu dalan bir sertiyem. Bu renkli siyah, yani uskumru'yu anlatıyor. Uskumru veya hamsi gillerden balıkları anımsatıyor. Bunu salacağız şimdi birazdan. Diğer oltam da aynı, takım da aynı. Ama şapka veya kaskı yeni aldım. Bu karpuz renginde. Yani somon için kullanılır ama alabalıkta somonla gillerden olduğu için umarım işe yarar. Olta aynı. Buraya da gördüğünüz gibi yeni olta tutucu taktım. Bir de sandalyem var bugün. Rahat da oturmak için. Güzel bir bölüm olacak. İnşallah şansımız yerindedir. İnşallah bugün alabalık ve levrek tutabiliriz. Size göstermeyi unuttum. Yeni bir trolling kaşığı aldım. İnternetten ısmarladım. Anında geldi bir günde. Bu da diğeri gibi sarı renkten. İngilizcesi chartreuse herhalde. Bu da aynı şekilde dönecek. Yani suyun içinde trolling yaparken motoru çalıştırınca nasıl yapacağız? Bu şekilde dönmesi lazım. Yapamadım. Her neyse. O dönecek işte suyun içinde. Bunu şu an atacağım. Bir şey çekiyor. Balık mı var acaba? Bu sefer bir şey var. Balık olabilir arkadaşlar. Aha, balık. Bu sefer büyük balık arkadaşlar. Bir şey geliyor. Biraz fazla sıkmayalım, bunu kopmasın bir daha. Balık var arkadaşlar. Geçen sefer fazla sıktık. O yüzden balık kaçtı veya yaşına koptu. Aha arkadaşlar, bu sefer gerçekten güzel bir şey geliyor. Büyük balık geliyor. Bakalım ne geliyor. Bakalım ne geliyor. Av nerede? Eğer çok büyükse. Av da hazır yanımda. Bakalım ne gelecek. Levrek olabilir çünkü iyi fight yapıyor arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Oltayı görüyorsunuz nasıl sallanıyor olta. Bir saniye. Kaçırmamak lazım bunu. Kaçtı mı? Kaçmadı. Daha duruyor balık. Bakalım ne gelecek. Bakalım ne gelecek. Göstereyim size. Alabalık herhalde. Alabalığa benziyor. Uskumruymuş ama büyük. Bakalım. Büyük uskumru.
Çok büyük uskumru. Oo! Oo! Gerçekten çok güzel bir uskumru bu. Gerçekten çok güzel uskumru. 300-400 gram var. Bu benim rekorum olabilir. Hop! Bakın. Çok güzel, renklere bakar mısınız? Güzel balık. Bunun canını alırken altına ağı koyalım, yoksa düşebilir dışarıya. Elim biraz kaygan üst çünkü. Kayıyor. Böyle dursun biraz. Gerçekten çok güzel bir uskumru. Rekorum olabilir bu. Solungaçlarını keselim, kanatalım. Sonra yerken daha lezzetli olsun. Buzluğa atalım. Bu taze olsun diye bunu buza atalım. Birkaç saat daha kalacağız burada, o yüzden gidişeye kadar kokmasın. Ama hava da pek sıcak değil yani. Pek de kokmaz ama taze kalsın diye en iyisi her zaman hemen buza koymak. Yine balık var arkadaşlar. Motoru durduralım. Allah kayıtlıya vurduk, vuracağız. Balık vuruyor mu da? Zamanda yaklaşmış, çok fena. İnşallah balık kaçmamıştır. Hadi. Buradan kaçalım bir. Balık önemli ama tekne de önemli. Yani boğulmak istemem. Balığı kaçırdık herhalde ya. Şuna, diğerini şuna veriyorum. Arkada kal, tamam. Bakalım ne geliyormuş. Eğer balık varsa tabii bir şey var ama büyük ihtimalle küçük uskumru bu. Fazla bir fight yok. Bakalım ne geliyor. Büyük ihtimalle uskumru, evet. Bakalım neymiş bu. Gel. Oo, tam girdi. Allah bir ara. Arkadaşlar kıyıya vuruyoruz. Bu arada tehlike var. Rüzgar böyle alıp gidiyor. Kafayı kaldırmak lazım. Hava bugün çok rüzgarlı ve dalgalı. Yani küçük şişme botlar için ideal bir gün değil aslında ama dediğim gibi ben engel tanımıyorum. Görüyorsunuz bir tane daha güzel uskumru. Çok güzel bir balık. Son 3-4 yıldır Ostofyor'da bir değişiklik var. Yani artık iklim değişikliğinden dolayı mı yoksa suların ısınmasıyla ilgili mi bilmiyorum. Çünkü daha önce dediğim gibi sular ısındığı için son 30 yıldır Norveç'te levrek var. Daha önce yoktu. Ama aynı zamanda sular ısınınca tabii yeni balıklar geliyor Norveç, ama aynı zamanda da morina balıklar gibi soğuk suyu seven ve alabalık gibi soğuk suyu seven balıklar başka yerlere gidiyor, kuzeye gidiyor. O yüzden son 3-4 yıldır alabalık tutması çok zor Ostafjord'da. Yani kaç kişiyle konuştum, bir sürü balıkçıyla konuştum buralarda deneyen balıkçılarla. Yani şimdiye kadar bu sene hiç tutan olmadı benim konuştuklarım arasında. Ama bakalım, yine vardır yani, tutan oluyordur. Burada bulunması lazım çünkü burada nehirler falan var. 3-4 tane nehir var Oslo civarında, büyük nehir. Oraya mesela çiftleşme döneminde yaklaşıyorlar, giriyorlar oraya. Tam
Ekim ayında başlıyor çiftleşme. O yüzden normalde buralarda bulunmaları lazım. Çünkü buraya yakın bir nehir var. Bakalım. Şans ister aslında. Alabalık istiyoruz ama uskumru tuttuk. Yoksa yok yani, yapacak bir şey yok. Yine balıklar arkadaşlar. Hop. Bakalım. Bu sefer neymiş? Oo. Yine büyük bir şey ama. Bakalım. Motoru durdurmak lazım yine. Bir de çarpmayalım. Hop. Bu sefer yine de ağır bir şey. Aha, zıplıyor. Bu ne acaba? Bıçak nerede bu arada? Bıçağı da şöyle koyalım, üstünde basmayalım. Patlatmasın veya. İki tekneyi. Bakalım ne geliyor. Şöyle çevireyim kamerayı. Hadi. Büyük ihtimal yine uskumru. Uskumru mu? Evet, yine uskumru. Herhalde buralarda başka bir şey yok. Bunlar bayağı bir... Bu yemi seviyor. Hop, bir tane daha uskumru, bu küçükmüş. Tamam, bunlar da lezzetli. Bu da buzluğa gidecek. Kaka yapma lan çantaya. Uskumrulara bakın. En altta en büyüğü var, rekor var. Toplam bugün 4 tane uskumru tuttum. Geçen sefer de 2 tane. Şimdilik yeter. Artık bu son turum. Rüzgar arttı, dalgalar çoğaldı. Tekne çok sallanıyor. Allah'tan midem bulanmıyor ama. Yani şanslıyım, böyle bir sorun yok, mide bulantısı sorun yok denizde, teknelerde falan. Ama işte motorun gücü yetmiyor, artık dönmem lazım yavaş yavaş. İleride bir ada var, oraya dolaşacağım. Sonra geri döneceğim. Sevgili takipçilerim, maalesef fırtına çıktı. Bayağı bir rüzgarlı hava, şu an saniyede 12 metre falan rüzgar var. Daha da fazla belki. Burası biraz sakin bölge, o yüzden fazla dalgalı değil. Ama az önce çok dalgalıydı, motorun gücü falan yetmiyordu. O yüzden geriye dönmek zorunda kaldım. Balık avını burada bitiriyorum. En azından 6 tane uskumrumuz var. Bu sefer maalesef yakala pişir yapamayacağız. Çünkü gördüğünüz gibi hava çok rüzgarlı. Uygun değil yani. O yüzden bölümü biz burada bitirelim. Bu tür balık avı videolarını beğeniyorsanız izlemeye devam edin. Abone değilseniz lütfen abone olun ve beğeni yapın. Yakında görüşürüz. Sayın takipçiler, bunu tartmayı unuttuk. Bölümü bunu tartmadan bitiremeyiz. Bu benim rekorum herhalde. Aşağı yukarı 500 gram falan var. Bunu tartalım. Bunu sıfırlayalım ilk önce. Olmadı, bir daha. Şöyle alttan geçiriyoruz. 620 gramlık. Bu benim rekorum. Gerçekten çok güzel bir uskumru. Dediğim gibi rekor. Artık rekor balıkla bölümü bitirebiliriz. Görüşmek üzere.